Türkiye'nin ilk cip fabrikasının nerede, ne zaman kurulduğunu biliyor muydunuz? Gelin birlikte bakalım. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil fabrikası TOK kurulduktan sonra akıllara ilk otomobil fabrikasının ne zaman kurulduğu sorusu takıldı. 1954 yılına kadar uzanan Amerikan menşeli şirketin Türkiye'deki ilk otomotiv fabrikasının hikayesine biraz daha yakından bakacağız. 1954 yıllarında ülkede ve yurt dışında popüler olan cipleri Türkiye'ye getirmek isteyen iki Türk kardeşin girişimine dayanıyor. Amerika'nın popüler şirketlerinden olan Willis Overland şirketine giderek Türkiye'de yatırım yapmasını sağlayan kardeşler %75 ortaklıkla Türk Willis Overland şirketini kurmayı başardılar. Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in de desteğini alan Türk girişimci Ferruh ve Nejat Verdi kardeşler İstanbul Tuzla'da Türk Willis Overland şirketini kurdular. Türk Willis fabrikasına gerekli ekipmanlar şirketin Toledo'daki tesisinden geliyordu. Fabrika kurulduktan bir sene sonra ilk cipler piyasaya sürüldü ve ilk yerli otomotiv fabrikası da işleve geçmiş oldu. Sadece Türkiye için değil, Orta Doğu ülkelerine de açılmak isteyen tesis, şirketteki yerlilik oranını artırmalıydı. Bunun için de Türk Willis, ilk 300 cipini İtalya yarı montaj parça takımları ile üreterek şirketteki yerel katkı oranını %65'e çıkarmayı başardı. Fakat bu oran dönemin yetkilileri tarafından yeterli görülmedi. Bu durumda ekonomik açıdan sancılı günlerin başlamasına neden oldu. Üstüne bir de 1964 yılında yayınlanan montaj sanayi talimatında yer alan sınırlamalarda otomobil endüstrisini zorlamaya devam etti. Türk Willis fabrikası 1972 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilerek askeri kamyonet ve cip üretimine başladı. Bu üretim aslında yerlilik oranına yapılan en büyük katkıydı. Hatta peşinden gelen 1986 yılındaki yerlileştirme alanında başlatılan kapsamlı projeyle şirket biraz daha rahatlamış oldu. Motorunun da ülkemizde üretildiği tamamen yerli sayılabilecek Tuzla'nın baş harfi olan T model ilk cip 1987 yılında üretilmiş oldu. Bu arada üretilen bu ciplerin Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmış marka tescil belgesi de bulunuyor. Yarım yüzyıllık faaliyetine devam eden fabrikanın cip üretimi ne yazık ki 2006'da durduruldu. Fabrikanın neden kapatıldığına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı. Bazı kaynaklara göre ordunun cip talimatını durdurup konsept değişikliğine gittiği biliniyor. Bugün o yatırımlar devam etseydi belki de otomotiv devi olan Çin'in yerinde biz olacaktık. TOK'la başladığımız bu serüven dileriz çok daha iyileriyle ilerler.